Herkese merhaba. Bu uygulamamızda sizlere model ağacı içerisinde reorder diye bahsettiğimiz unsurlar arasında yani komponentler arasında yer değişimini nasıl yaparız ondan bahsediyor olacağım. Ayrıca ana konumuz olan montaj içerisinde parçalarımızı ee, nasıl yapılandırabiliriz? Yani Özellikle bir montaj içerisinde bir alt montajın içerisine nasıl parçalarımızı taşıyabiliriz veya yani alt montajdan bir parçayı nasıl e, ana montajın içerisinde taşıyabiliriz bunlardan bahsediyor olacağım. E, bu bahsettiğimiz konu restructuring adı altında da e, karşımıza geliyor bunları uygulamalı olarak görüyor olacağız. Şimdi gördüğünüz üzere karşımızda bir direksiyon seti yer alıyor. Direksiyon seti içerisinde sizlere öncelikle reorder'dan bahsedeceğim. Sonrasında restructure göreceğiz. Bakın birinci konu e, re-order. reorder. Reorder ile beraber model ağacında parçalar arasında yer değiştirirsiniz. Ama tabii ki bunun e, tabi olduğu sınırlamalar yer alıyor. Mesela ben gelip şu parçayı şöyle yukarı taşımaya çalıştığımda bakın bu şekilde taşıyabiliyorum. Çünkü aslında baktığımızda bu parçanın referanslarını e, şöyle bir bakarsak şöyle et referansı e bakarsak burada e, Izeq diye bir parçanın e, dan referans aldığını söylüyor. Bir de V3FL919 ve devamı olacak şekilde bir parçadan referans aldığını söylüyor. Şimdi buradaki referanslarımıza göre tabii ki burada e, aile ve çocuk ilişkileri ortaya çıkıyor. Hani sizler gelip isterseniz bunu e, Sağ Information içerisinden Reference Viewer ile alakalı olarak burada gerekli incelemeleri yapabilirsiniz. E, reference Viewer ile ilgili eğer ki merak ettiğiniz bir konu varsa paylaştığımız e, Reference Viewer videosuna geri dönebilirsiniz. Şimdilik burada Reference Viewer'ı kapatacağım. Bakın buradaki parçamızı ben mesela yukarı taşımaya çalışayım. Bakın yukarı taşımaz. Çünkü e, Reorder mantığında ana unsurun üstüne çocuk unsur gelmeyecektir. Mantık olarak ee, bunun uygulanabilmesi mümkün değil. O yüzden burada ee, bizler gelip model ağacında sıralama yaparken ana referans ve çocuk referansların kullanımında göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eee, burada şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Bakın file içerisinde şimdi restructure girmenin öncesine file içerisinde options içerisinde configuration editor yer alıyor. Burada ee, find buna butona bastığınızda bakın burada drag diye bastığınızda bakın restructure'ı aslında burada biraz göz önünde bulunduracağız. Şimdi restructure sizler gelip tabii ki sürükle bırak mantığıyla kullanabiliyorsunuz. Burada all derseniz hem restructure hem de reorder için bu işi yapar. Eğer ki sadece reorder'da sürükle bırak yapmak istiyorsanız burada reorder deyip burada exchange butonuna basabilirsiniz. Sonrasında config ayarlarınızın içerisine export configurations ile yazabilirsiniz. Şu an için bizim buna bir ihtiyacımız yok. E, reorder'dan bu şekilde bahsedebiliyoruz. Peki restructure diye bahsettiğimiz yapı ne? Yani mutlaka ki sizler montaj içerisinde e, alt montaj gruplarınız oluyor. Yani buna göre montajınızı şekillendiriyorsunuz. E, bomb listesinde tabii ki buna göre tablonuzu çıkartıyorsunuz Yani alt montajların altında alt parçaları sıralayabilirsiniz. Bu şekilde tablonuzu e, oluşturabilirsiniz. Şimdi uygulamalı olarak görelim. Ee, mesela burada şöyle bir şey yapalım. Ee, bakın öncelikle bir alt montaj oluşturmak istiyorsanız burada Create'in altındaki Create'i seçebilirsiniz ribbon menüsünden. Burada sub assembly mesela buraya işte bir tane kod girelim. 230 eee 23 1401 diyelim. Burada ee, şey direksiyon seti Direksiyon simidi diyelim hatta direksiyon simidi diyelim okey diyelim okey dedikten sonra size bakın burada creation method içerisinde copy from existing ile kendi templatenizi yakalayabilirsiniz. Buradan bura da isterse başka bir template de seçebilirsiniz. Şimdi ben okey diyorum burada bu parçayı buraya yerleştirdim bakın sağ kıyıkta default'a konulandırdım okey dedim şimdi bunu öncelikle bir reorder ile şöyle yukarı çekeceğim. Hatta şöyle yukarısına alalım. Orada gördüğünüz üzere bir alt montajın içerisindeki görseli yakaladığım için bu şekilde altını taşımış oldu. Bu tip durumlarda ee, adım adım ilerleyebilirsiniz. Bakın burada alt montajımız karşımıza gelmiş oldu. Şimdi şöyle yapabiliyoruz. Bakın mesela ben bu parçaları seçtim. Seçtikten sonrasında ee, herhangi bir işlem yapmanızda da gerek yok bu noktada. Direkt doğrudan içine sürükleyip bırakabilirsiniz. Burada taşımayı yaparken mutlaka şunu yaparsanız daha faydalı olacaktır. Yani bir e, alt montajın içerisine taşıyorsanız bir ana unsurun alt unsurlarıyla beraber taşınmasını burada tavsiye ederim sizlere. Çünkü e, öbür durumda buradaki karşılaşabileceğimiz bir limitasyon var. Bunu da sizlerle uygulamada görüyor olacağız. Şimdi ben gelip mesela şöyle parçamı açayım. Bakın, burada size ufak bir şey göstereceğim. Hatta şöyle yapabiliriz. Burada bir e, parçamızın görüntüsünü de değiştirelim. Şöyle bir e, yeni bir görüntü haline getirelim. Direksiyon setimizi şöyle uygun bir konuma getirmeye çalışalım. Ben buraya mesela steering 01 diye bir isim verdim. Şimdi bakın close dediğim andan itibaren ben buraya edit definition dilinde bana diyor ki bu parçanın e, ana esenli üzerinde bir dış referansı, bir bağımlılığı olduğunu söylüyor. E, mümkün mertebe şuna dikkat etmekte fayda var. Yani e, parçalarınızın mutlaka içinde bulunduğu montajın içerisinde referanslı olmasına tavsiye ederiz bu noktada. Yani gap'te dışarıdan bir referans almasından ziyade hangi montajın içerisinde ise o montaj içerisinde bir referans yapısı olması burada daha verimli olacaktır. Okey dediğimiz zaman etmen bakın burada sizde referansları değiştirmenizi istiyor. Ben normalde ilk parçam olduğu için mutlaka default'a konumlandırırım. Ama bu parçanın şu an nerede konumlandığını bilmediğim için ben burada cancel deyip çık çıkarım. Eğer ki bu parçayı ee, alt montajında konumlandırabileceğim bir referans yapısı söz konusu ise ona göre montajlayabilirim. Veya şunu da yapabilirim. Ee, burada defaulta konumlandırırım. Sonrasında aynı alt montajı e, bir üst montajda referanslarını kontrol ederim. Yani nihayetinde bu şekilde bir e, düzenleme sürecine girmem gerekiyor. Mutlaka hangi seviyedeyse parça, hop seviyedeki eee montaj içerisinde referansları kullanmaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Şimdi sayfamızı bu şekilde kapatmak. Bakın ne oldu? Geldim bu parçalar bu şekilde yerleşmiş oldu. Ha, bunlar dışarı çıkabilir mi? Evet dışarı çıkabilirler. Nihayetinde yani bunları dışarı çıkarabilmeniz mümkün. Çünkü sonradan dahil ettiniz aslında. O yüzden bunları bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben bu parçayı burada sileceğim. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz bu arada. Gelip mesela bakın bu parçaları sağ klik yapıp burada e, multi sub new sub deyip, yeni bir sub esenliğin altına alabilmeniz de mümkün olacaktır. Yani aynı süreçten tekrardan geçiyorsunuz. Create Component burada dediğimizde e, sub esenliği burada oluşturabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Şu an için oluşturmayacağım. Burayla alakalı bir e, aynı şekilde bir limitasyon da yine yer alıyor. E, Şimdi buradan gelelim. Restructuring diye bahsettiğimiz yapı aslında tam olarak bu şekilde diyebiliriz. Bakın mesela Restructuring'de mesela şu parçayı bakalım. Bakın bu parça ilgili montajın koordinat sistemine bağlanmış. O yüzden ben gelip bunu rahatlıkla içeri de alabilirim. Aynı şekilde dışarıda taşıyabilmem mümkün. Yani buradaki referanslar da yine önem arz ediyor. Mutlaka mesela bakın ben gelip şunu yapamıyorum. Şunu bunun yukarısına taşıyamıyorum farkındaysanız. Çünkü referans mantığında e, bu çok mantıklı olmayacaktır. Referanslarınızı bu yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani şunu da yapabilirsiniz. Eğer ki sürükle bırakla yapmak istemiyorsanız bakın komponentin altında restructure seçeneği var. Source component fibra target esenli buradaki montajımız seçtiğim andan itibaren bu şekilde içeride taşıyabilirim. Yine aynı şekilde bakın. Buradaki parçamızı e, şunu da yapabilirim. Gelip burada Compound içerisinde Restructure'da parçamı seçiyorum bakın. Target desenliyim. Yine şöyle ana montaj içerisinde bunu bu şekilde taşıyabilmem mümkün olacaktır. OK dedim ana eğitmen bakın. Fibra'yı burada bu şekilde görebiliyorsunuz nihayetinde. Şimdi peki o zaman Restructure Mount'ının bu şekilde çalıştığını da görmüş olduk. Restructure dediğim gibi montajda özellikle e, parçalarınızın model ağacındaki yapılandırmasını yönetmek adına çok faydalı bir araçtır. E, özellikle burada bunu kullanmanızı faydalı bulacağım. E, bulacağımı söyleyebilirim aslında. Faydalı bulacağımı söyleyebilirim bu noktada. E, şimdi Restructure'ın tabii ki kendi içerisinde bazı limitasyonları var. Mesela ne gibi limitasyonlar var? Şimdi bakın burada bir tane pattern yapımız var. Gördüğünüz üzere şöyle bir pattern'a bakalım. Bakın gördüyseniz bunu bu şekilde bir pattern yapısı içerisinde görüyorum. Şimdi ben bakayım bunu yukarı doğru çekebiliyor muyum? Burayla alakalı bir sıkıntımız var mı? Reorder yapabiliyorum. Evet burada bir sıkıntımız görünmüyor. Peki ben buradaki yapının içerisinde alabiliyor muyum? İşte bu noktada bir limitasyon konusu devreye giriyor. Patternli geometrileri biz içeri bu şekilde alamıyoruz krev içerisinde. Şu, e, zaten şöyle bir bakalım. Buradaki fayda bakın. E, referans pattern, ol, pattern olduğu için. Hani burada işimiz biraz daha kolay. Gelip burada delete pattern derim. Gelip buradan sonrasında bakın içeri taşırım. İçeri taşımasını yaptım. Sonrasında aynı şekilde bakın Dediğim andan itibaren gördüğünüz üzere buraya yerleşmiş oldu. Hani bu şekilde sizler restructuring yapabilirsiniz, yani yeniden yapılandırabilirsiniz. Burada şunu de getirmekte fayda var. Şu an tabii ki mesela bu az önce bir tane örnek yapmıştık. Şöyle bir görelim. Mesela ana unsurla bakın alt unsurlarını burada görüyorsunuz. Diyelim ki şöyle bir şey yapalım. Bakın bunu buraya taşıyabiliyor muyuz? Şöyle içeri taşıyabiliyor muyuz? Evet içeri taşıyabiliyoruz bakın farkındaysanız. Şimdi ben bunu içeri taşıdığım andan itibaren bunu dışarı taşımaya kalktığımda program bana burada bir uyarı veriyor. Attempts to append parent after child aborting restructure. Bakın burada taşıma yaptığınızda mutlaka mutlaka ama ee, alt parçalı alt şeyleri nelerse eğer bakın mesela ben bu parçayı silmeye kalktığımda görüyorum. Şu parçaları beraber görüyorum. Burada taşıma yaparken mutlaka beraberinde taşıma yapın. Bakın burada da mesela şimdi beraberinde taşıyacağım. Beraberinde taşıma yaptığım andan itibaren de bu şekilde Şimdi dışarı almaya çalışalım bakalım. Kabul edecek mi? Zaten aradaki parça bakın şu an görmesebilir çok da dert değil. Yine bunlarla beraber karşımıza geliyor oluyor olacak. Ha, burada tabii ki en kritik noktalardan biri de şu. Ya yani Mesela burada bakayım burada default mu konulanmış? Evet default konulanmış. Bakın bunu dışarı alabiliyor muyuz? Bakın default'u yine burada dışarı almayacaktır. Restructure'ın önemli noktalarından biri bu. Yani burada şunu da özellikle söyleyeyim. Mesela iki tane birebir aynı alt montaj yapısı var. İsimleri birebir aynı. Mesela bunu şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Buraya bir tane create diyelim. Yine steering wheel diyelim buna. Steering wheel diyelim. Bunu default komo yerleştirelim. Şimdi default koma yerleştirdikten sonrasında şunu bir yukarı doğru taşımış olalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu fibra dediğimiz şu oluyor. Evet. Mesela bundan iki tane olduğunu varsayalım. Örnek veriyorum. Şöyle bir şeyin içine taşımış olduğumuzu varsayalım. Bunun alttan taşıyabileceğimiz şeyler var mı bakalım başka? Bunlar şimdilik kalsın. Bunların bu şekilde kalmasında bir zarar yok. Mesela bu bu şekilde karşımıza geldiğini varsayalım. Bakın. Mesela assemble diyeceğim. Şurada in session'da tek parça ama fark etmez. Yani burada hangi parçaların bir tane olması veya birden fazla olmasının çok bir önemi yok noktada. Steering wheel assembly assembly dosyasını falan tekrardan buraya çağırıyorum. Bakın buraya geldi. Şimdi ben mesela buraya parçayı fixleyeceğim. Fix dediğim andan itibaren bakın. Fix dediğim andan itibaren mesela bu parçada bakın gördüğünüz üzere iki tane yapımız yer alıyor. Şimdi ben bunu eğer ki dışarı çıkartırsam bakın. Şöyle dışarı çıkartalım. Bakın farkındaysanız steering wheel'ın altındaki parça gitti. Aynı şekilde buradaki steering wheel'ın altındaki parça gitti. Yani özetle şunu demeye getiriyorum. Siz eğer ki aynı montajdan çoklu şekilde montajlamışsanız bakın burada da görebilirsiniz mesela burada steering wheel'ı görebiliyorsunuz. Bakın steering wheel'ın altında bu şekilde gittiğini görebilirsiniz. Yani biz iki benzer montajı, biri bir aynı olan montajı gelip ee, bir ana montajın içerisine yerleştirdiğimizde ve onun içerisindeki bir parça dışarı çıkarttığımızda İki parça dışarı iki veya çoklu parça fark etmez dışarı tek parça olarak çıkar. Buradaki referansı en son neyse ki zaten biz e, burada bakalım. Şurada steering wheel'a bakalım. Bakın burada constant'ta ilk kullanılan referans yani bizim taşıdığımız referansı burada baz alacaktır. Bilginiz olsun. Restructuring uygulamasını bu şekilde ifade edebiliriz. Şu an için bu arada steering wheel'a bir ihtiyacımız yok. Steering wheel'da da bu şekilde kaldırabiliriz. Restructuring ve reordering konusunu bu şekilde uygulamalı olarak gördük. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere hoşça kal.